Herkes şüpheyle garanti bandının altındaki gerçeği ararken Tarım Bakanlığı iki firmanın ballarının denetimden geçmediğini duyurdu. Firma isimlerini teşhir etti. 155 bin liralık ceza kesti. Rütük de 3 bal firmasına ekran yasağı koydu. 36 yıllık bir firmanın geçmişiyle oynamak, insanların şerefiyle oynamak, insanların haysiyetiyle oynamak bu kadar kolay mı? İşte teşhir edilen firmalardan birinin sahibi 25 ülkeye yıllık 10 milyon dolarlık bal ihracatı yapıyor. Karşı iddiası ise 2008 yılında Danıştay'a bal şurubu ve bal ayrımı yapılsın ve etiketlere yazılsın başvurusu yaptım. O tarihten itibaren okları üzerime çektim diyor. Denetim elemanı gelir, üretimden numunesini alır başımla beraber. Bir yıllık donmuş, kristalize olmuş, imhaya ayırdığımız üründen alınan numune bu. Herkes tehlike var mı yok mu bu sorunun peşinde. Uzmanlar fiziksel özelliğiyle balın sahte mi, gerçek mi olduğunu anlamak zor, analiz şart diyor. Biz de sizler için piyasadan 5 ürün topladık. Bunların kilogram fiyatı 15 ila 50 lira arasında değişiyor. Peki gerçek bal mı? Bunun cevabını raporu hazırlayan Tarım Bakanlığı'nın laboratuvarı verecek. Fox Haber olarak biz de piyasadan birkaç kavanoz balı laboratuvara teslim ettik. Sonuçları kamuoyu gibi merakla bekliyoruz. Ürünleri laboratuvara teslim ettik. Karbon ve şeker oranları incelenecek. Bal gerçek mi? Sonucu iki gün sonra çıkacak. Türkiye'nin en büyük huzur evi olan Narlıdere Bakım Evi yaşlılara eziyet iddialarıyla gündeme geldi. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iddiaları yalanlamadı ama tıbbi gerekçelere sığındı. Bakım evinde kalan yaşlılarsa kötü muamele için bakın ne dedi. Hangi televizyondan çıkacağız? Tıbbi gerekçeler neyi gerektiriyorsa o yapılmaktadır. Huzur evinde yaşlılara kötü muamele iddiası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürü yaşlıların yatağa bağlandığı yönündeki iddiayı tıbbi gerekçelere dayandırdı. Bakım evinde kalan yaşlılarsa habere ateş püskürdü. 79 yaşındayım, 79 dakika yaşamayayım. Ben burada yaşarken cennetteyim. Ulusal bir gazete İzmir Narlıdere Bakım Evi'nde yatağa bağlanan bir yaşlının fotoğrafını yayınladı. Haberde bakım evindeki yaşlara kötü muamele edildiği ileri sürüldü. Bize o kadar güzel bakılıyor ki bunu nasıl yapıyor ve kim yapıyor? Ben duyduğum anda çıldırdım. Çıkan haber üzerine yetkililer harekete geçti. İzmir Çocuk Esirgeme ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü bir açıklama yaptı. Kendisine ve çevresine zarar verme davranışı içinde bulunabilmektedir yaşlılarımız. Bazı yaşlıların ailelerinin de izniyle yatağa bağlandığını söyledi müdür. Yaşlılarımızın ailelerinin ve vasilerinin bilgisi ve izni dahilinde bununla ilgili çeşitli tedbirler uygulanmaktadır. Müdür yatağa bağlanma gerekçesini böyle açıkladı. Bakım evinde kalan yaşlılarsa hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadık diye konuştu. Tepkiliydiler. Ben burada yaşarken cennetteyim. Bunu çıkaran, bu yalanı uyduran kişiyi ben lanetliyorum. Bir dereden görüntüler getireceğiz şimdi ekrana ama dere demeye bin şahit ister. Suya bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle bu dere ölüm saçıyor. İçinde canlı yaşamadığı gibi derenin suyundan içenler de ölüyor. Çevrede kanser vakaları hızla artıyor. Çok hasta ama kanser ama veren bilemem. Su kapkara akıyor. Çorlu Deresi işte böylesine içler acısı bir halde. Çevresine zehir saçıyor. Derenin yakınında yaşayanlarda kanser vakaları hızla artıyor. Derenin pisliği alınmıyor. Mümkün değil. Daha önceden köpekler atarlardı buraya, temizlediler şimdi. Burası Marmara'nın en önemli derelerinden biri Çorlu Deresi. Ama dere demeye bin şahit istiyor artık. Sanayi bölgesi Çorlu'da fabrikalardan bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle dere öldü. Çevresi de can çekişiyor. Şu çöpe baksana, bu da her pislik olur be. Doğru düzgün bir denetim yapılmadığı da apaçık ortada. Sonra lağım böyle akmaması lazım. Onun kapanması gerekir. Kirlilik rahat görülüyor ama kameranın gösteremediği bir de koku var. Saban alanda sestiği zaman bütün mahalleye sarıyor. Derenin yakınındaki mahallelerde kanser vakaları hızla arttı. Üniversiteler araştırdı. 100 evin 5'inde en az bir kişi kanser hastası. Hiçbir canlı yaşamıyor derede. Suyundan içen hayvanlar da anında ölüyor. Birilerinin artık bu manzarayı görmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün